değerli takipçilerimiz. Ali Çalışkan'la Bir Konuk Birkaç Konu adlı programımıza hoş geldiniz. İzmir'den kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Bugün canlı yayın konuğumuz Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı. Moderatörümüz, iş insanı, siyasetçi Ali Çalışkan Bey ve konuğumuza hoş geldiniz demek isterim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, 3 kere sağ olun, iyiyim. Sağ olun. Ve futbolculukta bu vardı ya, sporculukta. Sağ ol, evet. Sağ olsun, 3 kere evet, sağ olun. Çok evet, teşekkür ederim. Ali Bey siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rıdvan Başkanımı burada gördüm, çok daha iyi oldum. Çünkü başlangıcında da çok pozitif bir insan olduğu belli evet, oldu. Evet, heyecanlı, keyifli bir yayın olacağı da şimdiden. Kendisine tekrar ben de hoş geldin hoş diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun, hep beraber. Başkanım ben Kemalpaşa ile ilgili 3 büyük projenizi den bahsetmek istiyorum. Özellikle Kuzey Kentsel Gelişme alanından başlasak diyorum. Hangi aşamada bunu seyircilerimizle paylaşalım? Hayır, 2000 geçen dönem ben belediye başkanı olduğum zaman 2009-2014 yılları arasında ilk önce İzmir'le en yakın ilçelerden bir tanesi Kemalpaşa biliyorsunuz. Evet. Müthiş bir yoğun istek var, göç var. Kuzey Kentsel Gelişme Alanı olarak dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla konuştuğumuz zaman şöyle burayı açalım dediler. Hı hı. 2010 yılından beri uğraşıyoruz ve nihayet 2 hafta önce sonuçlandırdık. 11 yılı geçti aradan. Evet, oraya da açtık şu anda, tapularını dağıttık. İşte havalar yağmurlu, yağış çok fazla var. En kısa zamanda yağış bittikten sonra, hava yer kuruduktan sonra çamuru falan gitsin. İkinci çevre yolunu açarak Kemalpaşa trafiğini ve Kemalpaşa'daki yerleşim alanını biraz daha imar açtığımız için biraz daha rahatlayacak ve iyi bir konuma kavuşacak. Onunla çalışıyoruz şimdi şu anda. Evet. Onun çalışması var. Bitti yani. Şu anda 700-800 kişi 80 hektar yeri sahiplerini dağıttık. O da çok önemli bir mevzu oldu. Torbalı yoluna tekrar imara açtık. Çok rahatlama oldu. 80 hektarlık bir alanı kapsıyor. Evet. Ne kadar konut edinilmiş oldu? Aşağı yukarı 80 hektardı. 700-800 evet, bir şey var. Tabii bunun 4 katlılar var, 8 katlılar, 7 katlılar evet. var. Bayağı bir rahatlama olacağını zannediyorum. Bu alan içerisinde yeşil alanlar var. Tabii yani şimdi onu hiç söylememize gerek yok. Çünkü yani... %45'i özel donatı alanlarına ayrılır. İşte yeşil alandır, parktır. Okul yeridir, yoldur, işte açık efendim, alanlar, tabii, spor tabii. alanları değil mi? Kafeterya kesinlikle, hepsi tabii onlar ayrılmıştı zaten. İmarda olur, %45'i zaten evet. zayiat olarak gelir. O zayiatta işte okul, cami, spor Hı-hı. alanları, okul yerleri, o park alanları birçok konuya ayrılmış yeşil alan olarak. Kemalpaşa çok ilginç bir hale geldi başkanım yani sözsüz açtı. Çok ultra lüks villaların da olduğu ama gece konduların da olduğu bir pozisyona geldi. Yani 5 milyon liralık villaların da olduğu veya 200 liralık dairelerin de olduğu bir evet. pozisyona geldi. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu iki sınıf arasında bir fark yaratıyor mu? Yani yoksa bir çatışmaya sebep olur mu ileride? Bunu nasıl yöneteceksiniz Kemalpaşa'da? Kemalpaşa tarım ve sanayi bölgesi. 1960'larda başlamış gecekondu sanayi bölgesi diyeyim ben size. Türkiye daha yeni sanayileşmeye başlarken sanayici ne arar? Limana yakınlık arar, su arar, atını atacak yer arar. İşi de mevcut. Atını atacak yer var, Nif Çayı. Onu su dibinde 8 metre altında. Limana yakınlık 18 kilometre. Ulaşım kolay. Ulaşım kolay. Bunu gelmiş zamanda tabii hiç kimse bunlardan fark etmiyor. Biz Nif Çayı'nda ben balık tuttuğumu, Nif Çayı suyunu içtiğim zamanları bilirdim ki. Zamanla tabii sanayi olduğu zaman müthiş bir akım geliyor. Çalışmak için Anadolu'dan birçok insan geliyor. Sen geliyorsun, ondan sonra bir fabrikaya geliyorsun. İşçi lazım diyor, faturada diyorsun ki ya benim amcamın oğlu var, onu çağır. Çağır gel diyor. Gidiyor, çağırıp geliyor. O da
yatağını yorgununu alıyorduk Kemal Paşa'ya. Hayır, bir bu de şekilde... Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları var. Tabii yani İzmir... Kemal Paşa sınırları içerisinde bakıyorsunuz Türkiye'de söz sahibi önemli kuruluşlar var. Şu anda bir ilçede iki tane organize sanayi bölgesi olan Ender ilçelerde Türkiye'de bir tanesidir. İki tane yani güçlü Bayud, sanayiler var. Bayud organize sanayi bölgesi, Kemal Paşa organize sanayi bölgesi. Evet. Onun için çok köşe aldığı için tabii gecikondulaşma oldu. Ben 1979 mezunuyum. Öğretmen okulundan. Öğretmenim kendim. 80'li yıllarda işte 80'de ben Kemal Paşa Lisesi'nde öğretmenliğe yapmaya başladım. Yani karşı dağlarda 3 günde ev yapıyorlardı insanlar hazine arazilerine. Şeyini alıyor, birketini alıyor, tulasını alıyor, gidiyor, çimger çeviriyor. Hatta ve hatta bizim ben cezaevlerinde 1980 sonrası biliyorsun cezaevinde dersler yapılıyordu. İşte o ben belediye derslerine girdim mahkumlara. Cezaevinin baş gardiyanı orada gitti gecekondu yapmıştı. Biliyorum yani biz de şey yaptık. Ha şimdi şu anda bu Atatürk Mahallesi, Soğuklar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olayı var. Onu başaracağız. En son aşamaya geldi. Planlarını Ankara'ya gönderiyoruz. Ben dedim ki kentsel dönüşümle ilgili bir dernek kurmuşlar. Derneğimiz başkanı dedim ki bütün haklarını sana veriyorum. Sen belediyesin, istediğin gibi yap. Al dedim benim elemanlarımı imar bölümüne şunu bunu hep beraber yapın. Halk ne diyorsa, ne istiyorsa ona yapın dedim. Ve son aşamaya geldi. En kısa zamanda o gecekondu bölgesi dediğimiz yerleri dönüştürerek çok daha modern evler haline getirmemiz gerektiğini inanıyorum ve o şekilde gidiyor. Oraya doğru da Kemal Paşa'da inanılmaz bir ivme var o konuda ve tercih de edilen bir ilçe oldu. Şöyle pandemi yani, ve depremden sonra Kemal Paşa tercih edilen bir patlama ilçe yaptı. Yani evet. Şimdi Torbalı bağlantılı İzmir-İstanbul otoyolbanı ve İzmir-Ankara otobanını Torbalı'dan bağlanıyorsun direkt. Evet. Ve mesela benim evim Torbalı yolu üzerinde 14 dakikada geçen yer zaman tuttum. 14 dakikada İzmir garajında oldum ben. Var mı böyle bir şey? Hiçbir kesintisiz. Evet. Kırmızı ışık yok, durmak yok, şu yok, bu yok. O 25 dakikada havalanda oluyorsun. Gaziemir'de. 25 dakikada işte Mavişehir'de oluyorsun. Ulaşım bu kadar güzel bir ulaşım olabilir mi yani? Tabii insanlar bir de depremden sonra artık şehir hayatıdır, şudur budur. Hep dışarı kaçmak istiyorlar. Başkanım. Evet. Yani mükemmel bir şey. Çünkü 25 dakika iş yerinden çıkıyorsun. 25'te yarım saat sonra bahçelerin içinde, yeşilliklerin içinde çok güzel bir ortamda evine kavuşmuş oluyorsun. Evet, ne kadar güzel bir olay. İnsanı özlemez mi yani? Bir de seçim buyurun gelin siz de canım. Başkanım seçim çalışmalarını da bir de kaçırmadım gözden. Evet. Tunç Başkan'dan metro sözü de aldınız. Evet aynı öyle. Evet. Metro, yani onu da soracağız. Kesinlikle. Bir, metro demek medeniyet demek. İnsanların şehirde buluşması demektir. Her şeyi mükemmel bir şekilde ulaşması demektir. Evet. Toplu taşım demektir. Tasarruf demektir. Hava kirliliğinin önlenmesi demektir. Küresel ısınmanın önlenmesi demektir. Metro farklı bir olay. Niye metro? İki tane büyük organize sanayi bölgesi var. Binlerce kişi çalışıyor. Peki en az 120 bin belki 2024'de kadar 150 bin nüfusa sahip bir Kemal Paşa. Artı bir de Manisa'nın 4 ilçesi İzmir'le bağlantılı. Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Ahmetli. Hiç oradan İzmir'e otobüs kalkar ama kendi illerine Manisa'ya minibüs kalkar. Orada saatte 3 tane araba gelir, 4 tane. Oraya bir tane araba gider. Çünkü hepsi her şey bizimle bağlantılı. Ticaret olsun, eğitim olsun, işte farklı alışveriş olsun, ticaret olsun. Hepsi İzmir'le bağlı. Başkanım. Onun için bizim metro olması çok doğuya açılan penceresi. Şimdi İzmir'de kuzeye var, güneye var, batıya var metro. Doğuya niye olmasın? Hayır, o gün o toplantıda vardım başkanım. Evet. Sizin Tunç Başkan'dan bunu istediğinde çok güzel de bir sunum yaptınız. Yani evet. Neden metro Kemal Paşa'ya gelmeli? Bununla ilgili de çok güzel bir evet. Sunum yaptınız. Ve gerçekten kavradılar. 2032'de olacak olan metro projesi. Hı-hı. İşte 2021'de çektik. Şimdi, ve proje ihalesi yapıldı. Şimdi onu bekliyoruz. Şimdi alıştır sayında ihalesi gerçekleşiyor. Evet. 24 ay gibi bir süre içerisinde değil mi projelendirilmesi evet, öngörülüyor. Evet. 19 istasyon 26 kilometreden bahsediyoruz. 28 kilometre 30 kilometreye ulaşacak o.
iki sanayi bölgesini birbirine bağlıyor. Evet. Aynı zamanda bağlantıyı Halkapınar'a veriyor. Evet, aynı öyle. Çok güzel bir proje. Ben üçüncü sırada sizin de büyük projeniz arasında geçen üniversiteyi oraya getirmeyle o zaman öğrencilerin de yükünü alacaksınız değil mutlaka mi? Şimdi, ulaşım yani. Şimdi en büyük engel ulaşım. Yani bir demir yolu toplu ulaşım kadar, toplu taşıma kadar güzel, mükemmel tabii bir şey olamaz. İşte dünyanın sayılı ülkelerinde Londra'da 9 katlı metro var arkadaşlar ya. Yani atlamayalım katlı. Yani karbon ayak izini de düşünürsek. 1900'lü yıllarda Moskova metrosu dünyanın en büyük metrosu. Yani New bakanlar York metrosu 120 yıllık. Tabii yani bakanlar, milletvekillerin hepsi benim kızım İngiltere'de kaldı bir yıl. Ben diyor metroya bindiğim zaman bakan, işte İngiltere bakanı, İngiltere milletvekili çantasıyla metroda gidiyorlar diyor. Hiç bir ayrım yok diyor. Zaten yani bizimkiler gibi 3000 korumayla 33 tane arabayla gitmiyorlar. Her gün onlarca aracın trafiğe çıktığı bir yerde istediğiniz kadar çalışma yapın, o trafiği bitiremezsiniz. Evet, onu düzene sokabilirsiniz, belki biraz azaltırsınız ama yani her gün yüzlerce yeni araç girdiği bir trafikte siz yol yapmaya yetiştiremezsiniz. O yüzden metronun önemi kesinlikle karbon ayak izi var. Kesinlikle katılıyorum. Bir de bizim sanayi, şimdi şu anda Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin kişi çalışıyor. Tabii. 25 bin en az %60'ı İzmir'le bağlantılı. Evet. Hepsi bunların otobüsle taşınıp geliyorlar. Tabii, araçlarıyla ve trafik sıkışıklığı, karbon salınımı, ondan sonra fosil yakıtının kullanılması. Sen bu adam, bu kişilere eline bir tane metro kartı versen, binlerce araç İzmir'e giriş çıkış yapmasa, aynen, bu trafik tıkanır mı? Tıkanmaz. Ve çok ekonomik olur. Araç aldığın zaman 90 dakika kullanım hakkına sahipsin. Buca'da oturan kişi aktarmana gidebilecek. Mardin'de oturan kişi aktarmana gidebilecek. Sizin metro bu İzban'la da bağlantılı olacak. Tabii. Yani Halkapınar'a bağlanıyor. Halkapınar, İzban. Yani o zaman kuzeye, bu, güneye, batıya, her tarafa gidecek. Hepsini her tarafa gidecek. Tabii, çok güzel. Mesele bu. Olacak. Onun için gerçekten elzem metro ve düğmeye bastık. İnşallah başarılı olacağız. Başkanım, benim sanki tahminim sizin üçüncü döneminde açılışını da siz yapacaksınız. Ben inşallah hedefim yani öyle görüyorum. Öyle yani bunu da nereden çıkarıyorum? Şimdi biz sizi konuk alacağız diye Kemal Paşa'da ufak bir çalışma yaptım ben. Öyle şimdi baktığım kadarıyla yani birinci dönemde çok başarılı çalışmalarınız vardı. Aslında o dönemde de ben il yönetimindeydim. Evet. Birçok başarılı çalışmalarınızı biliyorum. Ama bu dönem biraz daha farklısınız. Neleri farklı yapıyorsunuz da girdiğimiz toplumlarda şöyle bir şeyle karşılaştık. Ya başkan bu dönem daha çok samimi, başkan bu dönem daha sıcak, başkan bu dönem daha çok bize dokunan bir yapısı var. Başkan bu dönem bizimle daha çok içli dışlı. Neleri farklı yaptınız da bu sevgiyi yarattınız Kemal Paşa'da? Vallahi hiçbir bilgim yok. Ben neysem oyum aslında. Tabii belediye başkanlığı herhangi bir mesleğe benzemiyor. Biz devlet terbiyesi almış, dürüstlükten ayrılmayan, ondan sonra belirli bir çap içerisinde işlerimizi görmeye çalışan bir insandım ben. Yani her şey belediye başkanlığı, yöneticilik bir okulu falan yok bunun. Ben bilmiyorum, ben 2009'da neysem şimdi de aynıyım. Çok farklı. Ama şimdi daha farklı olmuş olabiliriz. Ben tecrübe bilmiyorum. Diyelim mi buna başkanım? Olabilir tecrübe. Biraz daha yoğunluğa, biraz daha tanıma. Bir de mesleki olarak yapmam gereken şeylerin yapılması. Çok farklı bir olay olabilir. Biraz daha tabii yaş olayı farklı olabilir. Bilmiyorum neden. Öyle mi dediler gerçekten? Öyle gerçekten dediler ki başkan bu dönemde daha sıcak, daha samimi, daha çok içten. Bizlerle daha çok ilgili, Kemal Paşa'yla daha çok ilgili. Dedim ki o zaman da daha büyük projeler vardı. Hatta birçoğunun açılışına ben geldim. Evet. Kapalı salonlar, pazar yerleri vesaireler mesela. Çok inanılmaz projeler yaptınız orada. Ama demek ki bizim halkımız şeyi seviyor. Bu hani rahmetli Özal'dan, Çiller'den kalan bir alışkanlık mı aldı başkanım? Böyle hani dokunmak, böyle samimiyet. Herhalde. Onu belki de daha fazla yapıyorsunuz tecrübeyle. Belki çok pozitif dönüşler aldık bu konuda. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.
dediğim gibi 3. dönemde de inşallah o metronun da açılışını siz yapacaksınız i̇nşallah. Diye düşünüyorum. En büyük hayalim biliyor musunuz? Ama zaten fikir babası da sizsiniz diyorum ya. Ne mutlu bana ki o sizin o sunum yaptığınız, o talebi yaptığınız toplantıda ben de vardım Tunç Başkan'la. Evet. Gerçekten harika olacak Kemal Paşa için. Buradan da şimdiden Kemal Paşalı hemşehrilerimize onun müjdesini verelim. Bu yıl temeli atılabilir mi muhtemelen 2022'de? Tahmin etmiyorum. 2023'ün sonunda. 2023'ün sonunda temeli atılacak metronun. İnşallah Kemal Paşa hem İzban'la bağlantılı hem de bütün Narlıdere'ye kadar giden o metronun son ayağı. İnşallah tabii oradan da devam etsin istiyoruz ama şu anda görünen ki Kemal Paşa oradaki son ayağı olacak. Kemal Paşalılara buradan şimdiden onun müjdesini vermiş olalım değerli izleyicilerimize. Başkanım bu arada sizin çok arzuladığınız üniversitenin bir bölümünü getirebilmek, üniversiteyi taşıyabilmek ki Kemal Paşa'ya. Demokrasi Üniversitesi'nin hangi bölümleri açıldı? Devamında neler hedefleniyor? Nasıl bir kapasiteyle açıldı? Bunu sizden alabilir miyiz? 2009'da belediye başkanı olduğum zaman eğitimci kişiliğimden dolayı söylüyorum. Evet. Bir yöreyi değiştiren iki unsur vardır. Asker bir, üniversite iki. Evet. Çok örnekleri vardır. Yani bir yerleşkeye veya bir ilçeye veya bir ile üniversite gittiği zaman sosyoekonomik yapısı çok farklı değişiyor. Evet. Çok Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Orada çok farklı kültürler oluşuyor. Orada farklı bir yapı oluşuyor. En büyük hayallerimden bir tanesi oydu. 2009'dan beri uğraşıyorum. 2009'da çalmadım kapı kalmadı. Ege Üniversitesi 9 Eylül. Ondan sonra işte Katip Çelebi Üniversitesi. Her yere kapımı çaldım. Dedim bak her şeyim var. Ondan sonra en son işte bu dönemde Allah bize nasip etti. Harikasınız. Demokrasi Üniversitesi rektörüyle görüştük. Dediler böyle böyle diye. Dedim niye ben dedim ki ben size ne verebilirim? Hı hı. Yani, şimdi daha önceki belediye başkanı bana ne verebilirsiniz diye geldi gitmişler. O belediye başkanı bana ne verebilirsiniz diye. Ben dedim ki ben size ne verebilirim? Onunla gittim. Hoşuna gitti tabii bunlar. Şunu gezdirdim birkaç sefer. Bütün heyeti gezdirdim Kemal Paşa'ya. Şurası, 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 burası, burası. Hay hay efendim. İsterseniz dedim ben şunu teklif ettim. İsterseniz dedim belediye binasını istiyorsanız bir ay içerisinde boşaltırım ben çadırı çıkarım. Sizi oraya alayım. Harikasınız. Gerçekten. Gerçekten dedim ya. Nefis. Belediye binasını istiyorsanız ben çadırı çıkarım. Eğitimci olmanızdan kaynaklanıyor. Bir şey. Çadırı çıkarım şey. Sizi buraya alayım. Siz tek gelin dedim yani o kadar basit. Evet. Yani herkese bu sözünüz sayfalarla siz hikaye anlatsanız tek şu sözünüz onlardaki inandırıcı hat sopaya kafaya getirmiştir. Ondan sonra Ulucak'ta çok güzel bir dershanem vardı benim. Eski belediye binası biliyorsun belde belediyeleri kapandı 2009'da. Mahalle oluştu. Orada çok güzel benim dershanem vardı. Oraya dediler işte beğendiler. Burayı hazırlık bölümünü ve spor bölümüne getirin dediler. İşte Ulucak'ta bütün kapalı spor salonum var, yüzme havuzum var, benim futbol sahamım var, çim futbol sahamım. Aklına gelen beden eğitimle ilgili her şey, sosyal spor yoksulluğu her şeyi var bende. Alanda yani tanımlanmış çok spor oldu. Mesela ben yeni iki tane UEFA standartları stat yapmışım. Evet yani, o konuya geleceğiz. Evet başkanım onu soracağız zaten. Onu bekletelim de şu üniversite konusunda hangi bölümler var belli de merak edeceğim. Şu anda 800 kadar öğrenci İngilizce hazırlığa geliyorlar. Bunlar. Spor bölümü açıldı. Spor bölümü de açıldı. Onlar da geliyor. Onlar da 60 kişilik. İlk sınıf 60 kişi oldu. Daha ilk açıldı. 4 yıllık bir spor bölümü. Evet. İnşallah bu ileride 244 yılı tamamlandığı zaman 240 kişi olacak. 4 bölüm açılırsa 1000 öğrencimiz olacak. Peki devam eden süreçte hangi bölümler var? Çünkü ben şu anda spor bölümü ve hazırlık sınıfı var. Ben sizin o zaman eğitimci kişiliğinize dönerek sormak istiyorum. Çünkü öğretmensiniz, devamında kendi dershaneniz olmuş, işletmeci olmuşsunuz, sonra ilçe milli eğitim müdürü olmuşsunuz. Yani hep eğitimle giden bir kariyer planlamasında ben belediye başkanımıza şunu sormak istiyorum. Bu çocukların yurt sorunları çözülecek mi? Bakın bu sene yaşananlar çok acıydı. Evet. Çocuklarımız çok büyük maddi manevi sıkıntılarla evet. kazandıkları bölümlere ya gidemediler ya ilkel şartlarda kaldılar. Ya da çok kötü şeyler yaşandı. Farklı yerlerdeki farklı yurtlarda. Biliyorsunuz hani yayın yasağı da getirildi en son bu Antalya'da yaşanan konuya. Biz çocuklarımızı doğru yere emanet etmek istiyoruz. Evet. Üniversiteyi getirdiğiniz takdirde yurt sorununu da çözebilecek kesinlikle misiniz? Belediyelerimizin bunlara mutlaka el atması gerekiyor.
Çocuklar bize geldiği zaman hepsinin hemen tek tek geldi. Hiç ayrılmadım okuldan. Dedim ki mesela Kayseri'den gelen bir öğrenci, Van'dan gelen bir öğrenci vardı. Ondan sonra Diyarbakır'dan gelen bir öğrenci vardı. 3-5 tane böyle. En sorunum ne olacak dedi. Ben hepsini ben hallederim. Yurt bulamamışlar çocuklar. Bizim belediye başkan yardımcımız Sayın Mehmet Türkmen var. O da olacaktı. İki tane dairesi varmış. Dedim o daireleri alıyorum ben dedim. Para da almayacaksın dedik. Tamam dedi. Açtık çocuklara şeyi. Hepsini dayadım döşedim iki günde. Pırıl pırıl yaptım. Yatakları, yorganları, aklına gene her şeyi koydum. Dolabını koydum. İşte gıdayla doldurduk. Dedik buyurun. Aslında Ali Bey, İstediğiniz bu sorunu... var mı? Bir de benim lojmanım vardı Kemalpaşa'da. Orayı da erkeklere açtım. Hepsini yatağı, yorganı, her şeyi, ranzaları. Aklına gelen her şeyi koydum. Dedim siz de buyurun oraya. Ve şu anda harika. Kız öğrencilerimizin bir tane daha daire var. Sayın Mehmet Türkmen, belediye başkan yardımcımızın. O da dedi bir tane daha daire var. İsterseniz oraya dedi. En az 10 kişi yerleşiriz dedi. Tamam dedim. Hazır bekliyor. Varsa gelecek olan gelsin. Harika. O zaman buradan da Mehmet Türkmen'e bir teşekkür. Sağ olsun hayırseverimiz. Sağ olsun Sayın Türkmen. Başkan sizin Kadir Şinaslı'nızı anlatıyor burada. Biz de A Türk ve İzmir TV ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğitime verdiniz bu katkılardan dolayı sağ olun, var olun efendim. Bir de okul yaptırıyor şimdi Mehmet Bey. Olacak'ta. Lise yaptırıyor, çok güzel. Sağ olsun. Ali Bey, siz de takdir edersiniz. Yurt açma sorumluluğu devletin çözmesi gereken konulardan. Ama işte belediye başkanımızın bu konudaki öncülüğü gerçekten çok güzel bir proje. Üniversite resmen oturduğu zaman bir de bizim Torbalı yolunda bir önceki belediye başkanımızın yaptığı bir atıl durumda olan kongre merkezi var. Çok büyük. 14 trilyon para vermişler işte. Yapmışlar öyle bekliyor. Neyin kongresini yapacaklarsa. Dedim ki burayı size vereyim. Hatta geçenlerde biliyorsunuz bizim Büyükşehir'de Tarım Üniversitesi tartışması oldu. Evet. Bir vakıf üniversitesiyle beraber. Eğer olursa Tuzcu Başkanı söyledim. Gelin dedim burayı size vereyim. Sizin olsun. Siz yapın içini. Tarım Üniversitesi, Tarım Fakültesini buraya getirelim. Çok memnun oldu. İnşallah onları da oraya verebiliriz yani sonuçta. Yani orada ekilecek... Ki tarımın merkezi. Ekilecek alanlar da çok orada. Yani orada bir eğitim fakültesiyle birlikte istenirse öğrenciler bazı dersleri uygulamalı olarak yaparlar. Kesinlikle orada. Olmaz yani mı? Yani ben çocukluğumdan biliyorum. Ege Üniversitesi'nde biz giderdik oraya. Rahmetli Selami Ciyaner'in, benim arkadaşım Orhan Ciyaner'in babası orada çalışırdı. Ziraat Fakültesi'nde. İnanın biz erik toplamaya, dut toplamaya giderdik oralara. Öğrenciler eker biçerlerdi yani. Öğrenciler uygulamalı yaparlardı. Tunç Başkanımıza onu söyledim zaten. Bak benim dedim birçok yerim var. Arkada 25 dönüm yerim var. Ondan sonra çeşitli yerlerde zeytinlikleri, tarlalarım var belediye ait. Bunları da uygulamalı olarak size vereyim. Ekim, biçim, bakın uygulamalı olarak yapın. Gayet güzel. Yani eğitim için şu anda canımı veririm. Spor ve eğitim. Spor, hayır, sanat, eğitim. Başkanım, başka bir şey mi yok? Yönetimin yani Türkiye'deki iktidarın da yapması gereken bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili iddialı bir çıkış ortaya koyuyor. Diyor ki ben bu sorunu, yurt sorunu bir yılda çözerim. Yani hakikaten hükümet isterse belediyelere inanılmaz bir destek verir. Kanun çıkartır ve bu hakikaten bir yıl. Hadi biz bunu iyi niyetli olalım, iki yılda çözülsün. İki yılda bu iş çözülür istenirse. Ya TOKİ'ye emir vereceksin, ev yapmak, iki yılda, yurt yapmak. İki yılda yapılır yani. Belediyeler mesela, bizim hepimizin, mesela benim üniversitem otursun, ilk işim benim, her şeyi bırakırım, o çocukların barınma sorununu hallederim. Çok güzel. Yeme, içme, barınma. Çocuk ne ister başka? Aile ne ister başka? Çocuğunun güvende olmasını ister. Çocuğunun sıcacık bir yuvada kalmasını ister. Başka bir şey istemez. Ali İyi Bey, bir eğitim almasını ister. İki sene diyorsunuz ama... Altyapı olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor. Siz iki sene diyorsunuz ama var olan kaynakların aktarılmasıyla bir ayda bile çözümlenebilir. Vakıflara bağışlanan alanları düşünelim şimdi yani. Ayşegül Hanım, inşaat çok yapmak hızlı. Artık eskisi gibi yıllarca sürmüyor. Yani bakıyorsunuz 1000 konutluk bir site bir yılda bitirilebiliyor. Tabii. Yani istenirse tabii bunun altyapısı, yasal altyapısı hazırlanması gerekiyor önce. Evet. Çünkü belediyelerin yanılmıyorsam böyle bir eksikliği var. Yani belediyeler böyle kendi kafasına göre ben yurt yaptım falan diyemiyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir sıkıntı var belediyelerde. Yani önce bunun hukuki altyapısı hazırlansa sonra da
belediyelere maddi kaynak aktarılsa inanıyorum ki 1,5 yılda, 2 yılda çok rahat çözülür Türkiye'de. Çözülür. Başkanım, sizin seçim vaatlerinizde dile getirdiğiniz Bağ yurdunda eski bir mezbahanın zeytinyağı fabrikası olarak kullanılması var. Evet, dün evveli gün oradaydım zaten. Bunu müjdelediniz. Evet, bu hafta makineleri bağlanıyor zaten. Makineleri montajı yapılıyor. Ki bir 15-20 gün içerisinde faaliyete geçecek. Hedefimiz burada Kemalpaşa'da 35 bin ton bir zeytinyağı şeyimiz var, kapasitemiz var. Kırmızı etin %35'ini şu anda İzmir'in kırmızı etinin %35'ini Kemalpaşa karşılıyor. Çok yüksek. Ondan sonra Türkiye ortalamasının İzmir'in %85 kirazını, Türkiye'nin %12 kirazını Kemalpaşa karşılıyor. Çok büyük bir oran. Çok büyük bir oran. Evet. Hem tarımda çok iddialıyız, hem sanayide çok iddialıyız. İkisini beraber götürmeye çalışıyoruz. Evet. Zeytinyağı fabrikamızı niye aldık, niye kuruyoruz? Atıldı. Büyükşehir'den kalma bir mezbaneydi. Tunç Başkanı'na görüştü. Dedik ki yani buraya gel, mezbane vermiyorlar. İşte Halil Bey'li de var. Duruyor burada. Bunu bana ver. Biz buraya zeytinyağı fabrikasını dövüştürelim. Hay hay dediler. Yıktık. Önce bir tamirat edelim dedik. Bak çok eski bir bina. O 40-50 senelik bina. Onu yıktık. Prefabrik yer kurduk. Ve şu anda zeytinyağı vatandaşlarımızın biz kar etme amacıyla almıyoruz, yapmıyoruz bunu. Üretici. Vatandaşımız kar etsin, üretici kar etsin. Evet. Özel sektör %12 ile sıkıyorsa zeytinini, 100 kiloda 12 kilo kendisine alıyorsa biz 100 kiloda 6 kilo alacağız. Çok güzel. Yani bizim ben kar etmeyeyim. Benim işçimin masrafı, elektrik, suyum, işte şuyum buyum çıkarsın. Ben yeter, ben farklı bir şey yani istemiyorum. Üreticiye kazandırırken de istihdam mı sağlamış Hem istihdam sağlayacağız, hem üreticiyi cebine biraz daha para koyacağız. Bizim hedefimiz, ana hedeflerimizden bir tanesi bu. Çok ben mutlaka üreticinin yanındayım, dar gelirinin yanındayım, ev hanımının yanındayım, çocukların yanındayım, öğrencinin, dar gelirli öğrencinin yanındayım. Eğitimde fırsat eşitliğinden yanayım. Dedim ya demin, eğitim, spor, kültür. Bunlar konuştukça ekleniyor istesna. Ayrılmayan üçlüdür bunlar. Benim dünyaya bakış açım bu. Bina yapmam, insana yatırım yaparım, insanlara beraber olurum. Bir anne babanın en büyük sermayesi çocuklarıdır. Kesinlikle. En büyük sermayesi. Ya benim çocuğum acaba güvenli okula gidiyor mu? Okulunda çarşı 3-5 kuruş para harcayabiliyor mu? Arkadaşlarına yanında mahcup oluyor mu? Ondan sonra ona iyi bir eğitim verebiliyor muyum? Acaba ona diğer insanlara eşit şartlarda eğitim verebiliyor muyum? Eğitimde fırsat eşitliği yaratabiliyor muyum? Ben bunlara bakarım. Ya bu biraz sizin eğitimcilikten geldi. Tabii benimle kimse bu yaşıma geldi. Benimle kimse eğitim ve sporla tartışmasın. Herkese bastırırım. Ha ben mühendis değilim, doktor değilim. Onlar benim ilgilerim dışında. Ama eğitim ve spor. Ben beden eğitim öğretmeniyim. Emekli beden eğitim öğretmeniyim. 13-15 yıllık amatör profesyonel futbolcuyum. Yıllarca futbol oynadım. Ondan sonra 40 yıllık eğitimciyim. Yani öğretmenlik yaptım, okul müdürlüğü yaptım yıllarca, ilçe milliyetin müdürlüğü yaptım, dershanecilik yaptım. Her konusunu bilirim. Eğitim konusunda uzmanım. Başkanım, tarım dediniz de onunla ilgili. Tarımda da uzmanım. Zeytinyağıyla ilgili, buyurun siz söyleyin. Zeytinyağı bağlayalım mı? Ova yollarıyla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ovalardan ara yollar oluyor ya. Evet. Onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Şimdi tabii arazi yollarının bir sefer asfaltlanması gerekiyor. 2009 yılında hatta daha biraz daha önce Aziz Bey ile başladı bu olay. Türkiye'de ilk arazi yani üretim yollarının asfaltlanması olayını Aziz Bey ile başladı. Hatta bizim Kemalpaşa Bağyurdu'ndan başlamıştır. Türkiye'de ilk yapan asfaltlanması. Çok güzel. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyor. Kemalpaşa'da şu anda üretim yolu asfaltlanmayan bir karış toprak kalmadı. Mercedes arabayla git, kendi bahçendesin. Ondan sonra kirazını 20 ton kiraz topla, açık havada getir, yani hiçbir tane toz olmaz. Satıcıya ulaştırabiliriz. Ve tabii asfaltlandığı zaman mutlaka bozuluyor. Onlarca yıl geçtikten sonra işte çukur oluşuyor, işte kazılıyor. Mesela şimdi şu anda bizim Kemalpaşa şantiye. Niye? Altyapı değişiyor tamamen. Bununla ilgili sıkıntılar yansıyordur ama sabır etmelerini diyor. O kadar kötü görüşler alıyoruz ki artık insanlar artık ben de bıktım. Yani en kısa zamanda bu yolları yapmamız lazım. İşte hava muhalefeti izin vermiyor. Baharda o zaman yani çalışmalar başlar diye tabii düşünüyorum. Tabii devam ediyor çalışma. Makineler bekliyor şimdi şu anda. Evet. Sütçüler yolunda, çevre yolunda, Armutlu'da, Yukarı Kızılca'da, Örnekköy'de bekliyoruz şimdi şu anda merkezde. Bekliyoruz. Şimdi yağmur
olduğu için çalışmalarımız başkanım, yok. Ama yağmur bitti. Bu zaman... çalışmalarla ilgili Ayşegül Hanım da söze girecekti ama bunu tamamlayayım ben. Buyurun lütfen. Şimdi gördüğüm kadarıyla benim de yaptığım araştırmalarda hani tabiri caizse ekonomik anlamda bir enkaz devraldınız. Doğrudur. Ben yaptığım çalışmalarda onu aldım. O bilgilere ulaştım. Gerçekten yani gelir gideri karşılayamayacak bir pozisyonda devraldınız belediyeyi gördüğüm evet. kadarıyla. Bu süreçte, bu 3 yıllık süreçte bunun altından nasıl kalkabildiniz? Yani bir yandan o borçları ödeyip bir yandan da yatırım yapıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz, sosyal projeleri geliştiriyorsunuz. İşte bir halk kart projeniz var, onunla ilgili çalışmalarınız var, işte stadyum projeniz var. Evet. Hem bir yandan geçmişin borçlarını ödemek, hem ileriye dönük yatırımlar yapmak. Bunu nasıl başardınız bu işi? Şöyle, eğer planlı projeydi iyi bir şekilde gidersen... elindeki bütçeyi israf etmezsen, lüzumsuz projeler harcamazsan olabiliyor. Şimdiye kadar biz mesela 26-30 milyon lira borç ödedik. 96 milyon lira borç aldık. Yani 5 yıl boyunca devlete hiçbir vergisi ödememişler. Çok kötü yatırım yapmışlar. Çok kötü. Yani bir kültür merkezi yapmışlar yahut da bir katını kullanıyorum 15 yılını kiraya vermişler. 22 milyar liraya. Bir katını kullanıyorum. Öbürken hepsi kirada. Mesela geçen bizim pazartesi günü bir programımız vardı. Salonu istedim. Kendi binamdaki salonu istedim. Bana vermediler. Bana vermediler arkadaşlar. Bak burada ne kadar acı bir şey. Ve aylık kirası 22 milyar. Onlarca dükkan ıvır zıvır. Şu an toplasan 70-80 milyar kira alırsın. Ve 10 yıl artı 5 yıl vermişler. Artı gitmişler 3 yıl ödemesiz 11-12 trilyon liraya. Daha önce 2009'da aldığım bir yer var, 62 diyorum, belediyeye aldığım bir yer. Oraya kültür merkezi şey yapmışlar, kongre merkezi yapmışlar. Ya arkadaş sen Kemalpaşa'da neyin kongresini yapacaksın? Neyin? İzmir 10 kilometre, 15 kilometre. Ramada Otel var yanımızda 5 kilometre. Evet. Şimdi kongre yaptığın zaman bir sefer çok güzel bir restoran olacak. Çok güzel bir yatakhanen olacak değil mi? Yani yatıracaksın insanları. İzmir 10 dakikada, burada onlarca 10 yıl, 5 yıldız otel var. Ya, ve yakmışlar bile yanına 2 tane düğün salonu yapmışlar. Başkanım, Büyükşehir bile burada Balçova'da yapıyor yatırımlarını veya o tip sosyal projeleri. Yani hiçbir şekilde anlam veremedim. Şimdi onu ödemeye başladım. Ayda 400 milyar, 400 milyar. 14 yıl ödeyeceğim. Abi, 14 yıl. İller Bankası'na. Sıkı çalışmanız gerekecek. Yani düşün. 12 milyon lira yapmışlar. Düşün. 12 milyon lira faizi var. Daha 14 net yılda. Anlaşılsın diye söylüyorum. Düşün 30 milyar lira para ödemişsiniz eski 30, parayla. Evet. 30 milyon lira. Evet. Milyon lira. Onun ödenmediğini düşün. O 30 milyon liranın Kemalpaşa altına abi, yatırım olarak verilseydi ne olurdu? Ondan sonra bizimkiler barın barın bağırıyorlar. Efsane başkan. Bilmem ne baş. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah Allah. Ben şimdi her konuşmamda söylüyorum, bizim belediye kuşağımız, bizim şimdi 2019'da seçildiğimiz belediyelerimiz hepsinde ülkeden 1,5 yıl alacağı var. Benim 1,5 yılım pandemiyle geçti. Hiçbir yatırım yapmadım. Evet. Pandemiyle savaştım. Bütçeden çok fazla para geçti. 2024'te de 2025'in ikinci yarısından sonra olması lazım bizim belediye başkanı seçimlerimiz diye düşünüyorum. Çünkü geçti yani. Gerçekten biz yani her şeyi bıraktık, pandemiyle çalıştık. Pandemiye uğraştık. Ama bu da sizin hizmet anlayışınızda halka geçmiştir. Yani çünkü yani espri olsun diye söylüyorum bunu da çok farklı çalıştık. Tabii tabii. İzmir, yani belediye akışı çok değişti. Farklı. Bütün belediye çalışan evet, evet. belediye başkanlarımız gerçekten çok çalıştı. Pandemide olsun, işte İzmir depreminde olsun, ondan sonra TUSİ'de başımıza gelmeye kadar. Yani bu... Bir de son artık şeyi de kaldı. Son ekonomik kriz her şeyin tuzu biberi oldu. İnanılmaz. Ya dolar gitti işte. 15 liraya dayanıyor. Euro 17 liraya dayandı. Evet. Ben ya ne yapacağım? Öyle %10'larla falan değil %100'lerle ya 7 liradan 15 liraya çıkıyor. Başkanım bakın şu anda hiç kimse hiçbir şekilde bakınız belediye başkan arkadaşlarla görüşüyorum. Geçen daha akşam maçta beraberdik. Bizim Abdülbatur'la. Evet. Abi diyor kesinlikle maaş ödeyebilirsem öptü başıma koyacağım diyor. Hiçbir yatırım. Mustafa İdo, Muğla Belediye Başkanımız aynı şekilde dedi ben bir kültür merkezi yapacaktım. İptal ettim dedi.
İptal ettim. Çünkü şeye çıkaramıyorlar. Yani ihaleye çıkaramıyorlar. İhaledeki adam diyor ki ben yarın ne olacağını bilmiyorum ki. Tabii. Ben nasıl fiyat vereyim diyor. Bir şeye çıkardım ben, kültür merkezi yapacaktım. Gençlik eğitim merkezi yaptım. Pazar yeri üzerine beraber açtığımız evet. 2009-2010'da. 7,5 milyon lira olur fiyatı bizimkiler çıkardı. İhaleye geldik. 9,5 milyondan aşağı kimse vermedi. Vermedi, şu anda çıkar en az 20 trilyon. Tabii. Ya ve demir daha şu anda demir fiyatı daha oturmadı, hiçbir şey oturmadı. Boyadan tut demire kadar her şey şu anda birebir fark ediyor. Aynen öyle. Ben herkes birebir. Herkes her şeyi iptal etti şimdi şu an. Birebir fark ediyor. Geçen Tunç Başkaşı'nın neydi? Bir metro kaybettim dedi ya. Tabii. Bir hat kaybettim. Bu demek ne demek? 1 milyar dolar demektir en az. Aynen. Ya ülke ekonomisinde ya, ya geçen gün genel başkan söyledi. Dün de rahmetli Turan Güneş'in oğlu teyit etti Habertürk'teki bir programda. Sadece bu son bir ayda dövizin bu kadar yükselmesiyle 2.2 trilyon lira para kaybetmiş tabii. Türkiye. Evet. Şimdi sizin bütçeniz 1.2 trilyon. Yani siz 2 yıl buna çalışacaksınız. Kesinlikle. Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 2 yıl buna çalışacaksınız. Bir de şimdi küçük ilçe belediyelerini düşünün sizin gibi. Yani 2 yıl zaten pandemiyle geçti. Evet. Bir de şimdi bu döviz kaybından dolayı aslında siz 4 yıldır 6 yıl alacaksınız. Valla katılıyorum yani. Evet başkanım, devam ediyoruz. Sizin o kadar çok yaptığınız şeyler var ki, ova yolları var ve her şey. Bir de şimdi Kemal Paşa'ya FIFA standartlarında bir futbol sahası yapıyorsunuz. İki tane birden mi? Bayrulu bitti, şimdi evet. Öğrene yapıyorum. Geçen dönem Armutlu'yu yapmıştım. Evet. UEFA standartlarında 4-4'lük her şeyi, yani bir milli maç oynanabilir seviyede. O kadar. Evet. Çevre düzenlemesi, ışıklandırması, zemini, tribünleri falan. Çok 4-4'lük yaptık. 2 tane beden terbiyesi bölge müdürlüğüne, il spor müdürlüğüne buyurun dedik. Hem siz yararlı hem biz yararlı. Çünkü yıllarca başkanım ben futbol oynadım işte Parsa'da, Bayrı, Kemal Paşa. Sizin spor. Profesyonel futbolculuğunuz da var mı başkanım? Çünkü Kemal Paşa bir ara biliyorsunuz 3. Evet, lige falan çıktı. 3. Evet, lige çıktı. Oradaydım. O zaman oynuyordum. Evet. Ben ellerimde daha yara vardır o toprak sahalarda koşa koşa. Ahdım vardı. Şu anda gençlerimiz yağmur, çamur hiç önemli değil. Pırıl pırıl sahalarda idman yapıyorlar, maç oynuyorlar. O da bana büyük mutluluk veriyor. Bu alan içerisinde oyuncu, hakem vesaire onların konumlandırılabileceği alanlar değil mi? Ve devamında bir düğün salonunun eklenmesi gibi projelerde var mıydı başkanım? FIFA standartlarında yapılan bu. Hayır, oradan ayrı. Şimdi bizim o ayrılan alan içerisinde. Hayır hayır. Orada yalnızca yani profesyonel yahut amatör takımlar giriyor. Hakemlerin soyunma odası. Tamam, onun devamındaki bileşke ünitelerde. Onun yanında zaten kapalı spor salonumuz var bizim. Bizim daha önce 5 beldemizde ve merkezde bizim kapalı çok amaçlı salonlar vardır. Orada zaten kapalı spor salonlarında işte spor yapılır, ondan sonra çeşitli etkinlikler yapılır, konserler verilir, folklor oynanır, her türlü her şey yapılır zaten. Başkanım bir isim verirseniz buradan dönüşlerimiz var, ben bir hemen aktarabilir miyim? İyi yayınlar diliyor Güray Tosunoğlu, Diren Çelik. Başkanımız her zaman için sıcakkanlı, samimi, her zaman halkın arasında deliniyor. İyi yayınlar tekrar geliyor. Seyfettin Çakmak, Sevin Dalgıç, Orhan Caner, Güray Tosunoğlu, Diren Çelik'ten devam ediyor. Gene çok işten gene çözüm odaklı samimi bir sohbet ve başkanımıza başarılar dileriz diyorlar. Bu arada Alparslan Bakırcı'dan da Çaba'nın yönetim kurulu başkanı o iken ben de oradaydım. Çalışmalarından dolayı tebrik ederim diyor. Seyircilerimizden ben size geri dönüşleri aktarmış oldum. Kendilerine de seyircilerimize, takipçilerimize de teşekkür ediyoruz yanımıza katıldıkları için. Ve devam edelim isterseniz. Başkanım. Atık suların arıtımını, arıtımda tarıma aktarılması projenize geçmek isterim. Çünkü CHP'nin aslında başka bir tarım mümkün, özellikle Tunç Soyer'in başka bir tarım mümkün diyerek başlatmış olduğu projede bölgeye yansıyan çalışmalar nedir? Sizler hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Siz hangi çalışmayı yürütüyorsunuz? Şimdi son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber dedik ki ben kiraz bizim baş meyvemiz. Yani evet. Türkiye'de kirazın başkenti Kemalpaşa'dır.
Ve dünyaya açılan penceredir Kemalpaşa'nın. Kirazı artık Avrupa'da bilmeyen yoktur. Kuzey Yarımküre'de, dünyada Kuzey Yarımküre'de kirazın ilk çıktığı yerdir. Kirazın ilk çıktığı yerdir. Evet. Kuzey Yarımküre, dünyada. Çok ilginç. Yani çok ilginç ve bu kiraz yeterli desteği görmüyor. Yeterli parayı kazanamıyorlar. Benim de kiraz bahçem var. Şeftali bahçem var, kiraz bahçem var. Çok güzel. Daha önce üzüm bağım vardı. O da var gerçi. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu kirazın, kalan kirazın, yani iyi kirazlar ihraç oluyor, orta kirazlar iç piyasaya gidiyor. Bir de bunun alt kirazı var, üçüncü sınıf kirazı. Evet. Onlar ağacına kalıyor. Niye ağacına kalsın? 1 liraya 2 liraya gidiyor. Bunu sanayi ürününe nasıl çevirebiliriz? Bu da 10-15 evet. bin ton arasında. Bakınız 10-15 bin ton arasında. Evet. Ve diğer ürünleri sanayi ürünü çevirip dünya pazarlarına nasıl satabiliriz? Ne yapacağız peki dedim. Tunç Başkanı dedim ki burada bir tane fabrika kuracağız. Meyve işleme ve kurutma fabrikası. Evet. Tamam, soğuk hava depolu. Bu kirazı biz alacağız, kurutacağız. Sanayi ürünü haline getireceğiz, poşetleyeceğiz, dünyaya satacağız. Kilosu 80 liradan. Tamam mı? 2 liralık kirazı 80 liradan satacağım. Karpuzu, şeftaliyi, eri, armudu, aklına gelen her meyveyi kurutulabiliyor. Karpuzun kurusu olur mu ya? Oluyor şimdi şu anda. Evet. Mandalinin kurusu olur mu? Portakalın? Oluyor. 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 Siz yapıyorsunuz. Kirazın kurusu işte turizm fuarını geçen sene ben de bu sene de aynı şekilde attım. Kayısı. Başkanım ben de mesela bilmiyordum, yeni öğrendim. Bu da sizinle çalışma yapacağız diye böyle Kemalpaşa'yı bir gezdim. Trabzon hurması dedikleri şey de var sizin bölgede. Çok var. Benim eşim, benim ağacım var, iki ağaç. Yani eşim onun da mesela kurusu inanılmaz paralara satılıyor görüyorum. 60-70 lira. Müthiş bir pazarı olmaya başladı şimdi. Evet, pazarı var. Evet. Bunları kuracağız. Bunları yapacağız ve sanayi ürünü. Ve şu anda 32,5 dönüm bir yer vardı. 1,5 yıldan beri uğraşıyorum. Nihayet aldık. Projesini verdim. Önümüzdeki aylarda çok kısa sürede işte bu Levyüz kurumda mahvetti bizi. İhaleye çıkacağız, oraya meyve işleme fabrikasını kuracağız. Bütün her şeyi, bütün her şeyi ve insanların cebine biraz daha para girmesini sağlayacağız. Evet, çok bu güzel. Çok önemli. Türkiye için önemli. Mesela geçen aylarda biz biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız süt işleme fabrikası kurma temelini attı. Ki Nisan ayında, Mart Nisan ayında açılış yapacağız. 100 trilyon lira değerinde ödem şeyde Bayındır'da. Burada her türlü sütü her şekilde değerlendirecek. Peynirdir, çökeleğidir, lorudur, ondan sonra tereyağıdır. Aklına gelen her şey ürün olarak çok değerlenecek güzel. Ve piyasaya çıkacak. Peki başka değerli katma değer olarak. Katma değer tabii, olacak ve köylü üretimi de eline alacak. Eğer şirkete, özel şirkete 1 liraya veriyorsa o ondan 1 lira 20 lira. Ama tarım zaten oraya gidiyor farkındaysan başkanım. Artık dünyada o klasik böyle sadece yazın şunu ek, kışın bunu ek değil. Yani her mamulün işte kurutulmuşu, ne bileyim herhangi bir şekilde çeşitlendirilmesi, tüketim yelpazesi arttırılmasından tarım oraya, sanayi tarımına doğru bir dönüş var. Kemalpaşa da buna çok uygun. Yani hem sanayi bölgesi hem de inanılmaz verimli toprakları olmasıyla. Kesinlikle. İzmir zaten bir bütün. Bakırçay Havzası'yla, Menderes Havzası'yla, Kemalpaşa'yla, Yarımada'yla bir bütün. Artık örgütlü toplum güçlü toplumdur. Bizim çiftçilerimizin büyükşehir önderliğinde örgütlenmesi gerekiyor. Ve bilinçli tarım yapılması gerekiyor. Aslında bunu Tarım Bakanı'nın yapması lazım. Arkadaş bir devlet bilenme teşkilat diye bir teşkilat aldı. Yok oldu. Kaldı. Arkadaş ben bu sene şu kadar diyeceksin ki soğan ekeceksin. Bu kadar patates ekeceksin. Bu kadar şunu ekeceksin. Bu kadar ben bunu alım garantili vereceğim. Avrupa'ya gittim. Hollanda, Almanya'sına gittim gördüm. %99 çiftçi örgütlü. Sen git bir çiftçiden bana 1 kilo elma verdi bana. Sana 100 euro veriyorum desene asla der. Git kooperatife oradan al. Başka git oraya. Hiç asla yemek istiyorsan al istediğin kadar yeder. Örgütlü toplum, bilinçli toplum. Örgütlü toplum, güçlü toplumdur. Bizim çiftçilerimizin kesinlikle hem kiraz üretici, patates üretici, soğan üretici devlet edecek ki kardeşim bu sene 100 ton ya da atıyorum 1000 ton şey ekeceksin. Patates ekeceksin. Bu bölgede bunu yapacaksın. Orta Anadolu'da sen şeker pancarı ekeceksin şu kadar kotalı.
Ve alın garantili. Paranda bu olacak. Başkanım, bu yıllardan beri konuşulur ama nedense bizim bakanlarımız sağ olsun hiçbir şekilde bunu programlamazlar. İşte bu sene karpuz para etti, bir bakıyorsunuz. Herkes karpuz. Bütün küçük Menderes karpuz ekiyor. Öbür sene işte patates para etti, bütün küçük Menderes patates ekiyor. Ertesi yıl hepsi batıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oysa dediğiniz gibi pamuk ekilecek bölgeler, tütün ekilecek bölgeler, işte narinciye ürünü ekilecek bölgeler, bunlar planlansa bütün çiftçi de para kazanır başkanım. Yani bu planlamadan çiftçi de para kazanır. Kesinlikle katılır. İşte bizim iktidarımızı bekliyorlar. Biz iktidar alırsak bunu yapacağız. Yani, mesela ben Milli Eğitim Bakanı olsam ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı 6 ayda değiştiririm. Çok farklı bir konuma getirdim. Evet. Spor bakanı olsam ki hedefim o zaten. Ama şöyle. Yo ya gerçekten yani işin esprisi ama biraz burada tabii samimi bir ortam var. Sizi de seviyoruz. Siz zaten girdiniz, pozitif bir enerji verdiniz yayınımıza. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama inanın liyakat denilen şey böyle bir şey. Yani her meslekten insanlar gelmeli o makamlara. Yani adam mesela ben bu ülkede neleri gördüm? Doktor olmayan birinin sağlık bakanının olduğunu gördüm ben bu ülkede. Çok yani. Yanlış bir olay. Katılıyorum. Yani bana diyecekler kesinlikle. Ki mesela gel sanayi bakanı olun. Asla olmam, bilmiyorum çünkü. Branşı. Ha, ben benim eğitim ve sporla da kimle herkesi tartışırım. Ama bir sağlığı, bir ticareti, bir... Liyakat teslim etmeniz gerekiyor. Asla tartışamam, evet. Benim branşım değil. Başkanım, benim işim yoktur. Çok haklısınız. Örgütlenmeden bahsettiğiniz hemen devamında uluslararası piyasada ürünün yer bulması, üreticinin emeğinin karşılıksız kalmaması için markalaşma konusuna dönmek istiyorum. Katılıyorum. Zeytinyağı fabrikasını kuruyoruz. Burada bir paketleme, şişeleme hizmeti var mıdır? Olacak. Peki bu hizmet taşındıktan sonra üreticiye biz markalaşmayı, marka değerinin önemini anlatmak zorunda değil miyiz? Yani rafta öne çıkmanın yolu bilinirliğin, tanınırlığın yolu da markalaşmaktan geçiyor değil mi? Evet. Belki de bunun da ifade edilmesi gerekiyor değil mi? Böyle şöyle bizim büyük şehrimiz biliyorsun 13. halkın marketini, halkın market açtık biliyorsun. Evet, evet. Bütün ilçelerde bunu yayınlaştıracağız. Bütün mahallelerde yayınlaştıracağız. Ve burada kooperatif ürünleri satılıyor. Kooperatifleşme değil mi söyledim ya? Kooperatifleşme. Evet, oradan kooperatife tabii yani bizim geçeceğiz. Mesela bizim Kemalpaşa'da 3-4 tane kooperatif var. Benim bizim kadın kolları da kurdu. Kiraz Çiçekleri Kooperatifi kurdular. Hatta Kiraz Çiçekleri Kooperatifi. Çok hoş. Çok benim eşim de orada. Hatta bugün söyledi borcumuz var nereden bulacağız falan diye. Ben dedim kredi çeker size verir dedi. Devam edin. Şey kurdular şimdi. Sera kurdular. Biraz da rüzgar geçenlerde biraz da şey etmiş. Orada çiçek üretecekler. Şey, meyve şey sebze fidanı şey yapacaklar. Orada bir şeyler yapmaya çalışacaklar halk için. Demek istediğim şey şu. Kooperatifler mi markalaşmaya geçiş sağlayacak? Kooperatifler mi markalaşmaya geçecekler? Tabii. Çok güzel. Yani kooperatif, şimdi ben zeytinyağı fabrikasını kurdum. Biz ilk önce zeytinyağı üreteceğiz. Hatta bu yıl başlandık. Önümüzdeki senede şişeleme tesisini kuralım. Orada girecek. Güzel bir markayla işte NIF markası yahut da bir... Birkaç marka bir farklı piyasa tabii, yani onları değil güzel mi? Bir şekilde marketlerde halkın marketleri, halkın bakkalı var biliyorsun şeyde. Evet evet yaygınlaştırıyor bu proje. 11 Büyükşehir Belediyesi'nde onları da açıyorlar. Hı hı. Mesela Adana Büyükşehir Belediyesi'ne buradan zeytinyağı göndereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne markada marketlerini açacağız. Evet, oraya göndereceğiz. Harika. Hem halkın temel ihtiyaçları halkın temel ihtiyaç hem de halk bizim çiftçimizin ürünü çok iyi bir şekilde vermesi. Hedefimiz de değerinde bulacak. Ben bir de alan kişi arkadaşlar bakacak ki Kemalpaşa kooperatifi bilmem ne kooperatifi. Şimdi burada, bu kooperatif olduğu zaman burada hile hurda olur mu? Olmaz. Olmaz. Pırıl pırıl. Olmaz. Yani evet. Burada her iki taraf da kazanacak. Yani işte. Üretici malını değeriyle satacak. İşte. Yani şimdi biz şunu görüyoruz. Halde 1 liraya satılan bir malın 8 liraya 9 liraya rafta olduğunu görüyoruz. Hem o aradaki fark üreticinin cebine girecek hem de tüketici alırken ne aldığını bilecek. Yani sağlam mal temiz alacak, gıda temiz aldığını, gıda alacak, sağlıklı gıda alacak, hijyen gıda alacak. Artı o paranın da gerçekten üreticiye gittiğini yani aracılara değil de üreticiye gittiğini görecek. Evet. Çok hedefimiz bu. Cumhuriyet Halk güzel, Partisi evet, güzel bir hedef. Proje. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerimizin yaptığı anlayışı tamamen bu zaten. Oradan, halk adına. Oradan da halk karta halk gelelim. Adına, ben de hemen halk kart sorusuna yönlendim. Halk kart projesini tanıtır mısınız olur. Bize? Olur. Şimdi Kemalpaşa'daki esnaflarla anlaştık biz. Dedik ki bak arkadaşlar bu halk kartı insanlara dağıtacağız. İkinci bir kart daha sonra vereceğiz zaten. Bir 6 ay sonra ikinci bir kart vereceğiz. O farklı olacak. Başka bu halk kart evet
Bir esnafa ayakkabı alacak mesela. Esnaf da bizim halk kart geçerlidir. Belediye Kemal Şöyreti halk kart. Gördüğü zaman o esnaf, o ayakkabı olan kişi %20 indirim yapacak. Hangi grup esnaflarla bu arada? Hepsini anlaştık. Hepsini anlaştık. Kapsam dahilinde. Hepsi kapsam dahilinde. Şu anda Kemal Paşa'da yani para bizim esnafımıza gitsin ama evet. Tüketiciler belirli bir indirimle alsın. Hedefimiz bu ve bunu yaymaya çalışıyoruz. Bu kartta kaç kişiye hizmet taşımış oluyor? Yani bu karttan kullanan sayıyı giderek yükseliyor mu? Şu anda daha da belirliyor. Yani şimdiki sayıyı veremem. Çok güzel. Her mesela cuma günü dün mesela bizim pazar yerinde veriyorlardı. Yaygınlaştırılıyor. Bizim belediyede var. Girişte hemen veriyoruz. Zaman zaman mahallelere çıkıyorlar. İşte stand kuruyorlar. Onları takdim ediyoruz. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Yani hem tüketici oradan %20'lik bir %10 alacak. Anlaşmaya göre. Anlaşmaya arkadaş göre. Ben %5 yapabilirim diyor. Öbür kıyafet satan kişi %7,5 yapabilirim diyor. O ben %20 yapabilirim diyor. Şeyine göre. Aynı zamanda göre. O ekonomi Kemal Paşa için de dönüşecek. O para yani Kemal Paşa esnafı oradan kazanmış olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet doğrudur. Ben iklim zirvesine geçmek isterim. CHP'nin liderliğini yaptığı bir iklim zirvesi var. Yurt dışında katılımlar oldu. İşte hatta Utku Gümrükçü Başkanımız bu konuda bayrağı aldı ve götürüyor. Siz de burada dikkat çekiyorsunuz. Solar enerjinin önemine dikkat çekiyorsunuz. Kendi projenizde fosil yakıtların kullanımının terk edilmesi, güneş enerjisine geçişi önemi ısrarla vurguluyorsunuz. Bu noktada hangi çalışmalar yürütülüyor? Çünkü yurt dışı örneklerini de taşıyorsunuz. Oranı yükseltmeye çalıştığınızı tahmin ediyorum. Şimdi Kemalpaşa'da sanayi bölgesi. Evet. Bunun öncülüğünü benim yapmam lazım. Ben zaten Tunç Paşa'yı yapıyoruz bizim evet. Büyükşehir olarak. Hedefimiz fosil yakıtların en az seviyeye artık gelmesi. Şimdi evet. Fransa bir Avrupa ülkeleri bir şey koydu, zaman dilimi koydu biliyorsunuz. Evet. 2030'a kadar, 35'e kadar Glass fosil yakıtta asla ve asla kullanılmayacak diyor. Hı hı. Yani tamamen elektriğe geçeceğiz diyor. Ve öyle bir ilginç olay ki aslında bizim çok daha önceden yapmamız lazım. Türkiye 365 günün belki 300 günü güneş alan bir ülke. Evet. 300 günü ya. Bu dünyanın, Ege, Akdeniz, dünyanın en büyük enerjisi yukarıda. Biz bunu yaptığımız için o kadar çok zorluk çekiyoruz ki şimdi insanlar, sanayiciler. Çıldırırsın ya. Yani yapma demeye getiriyorlar. Yapma kardeşim diyorlar. Ya. Artık yapma. Yani yapma. Yeme o topa. Bulaştırma. Şu anda daha 10 yıl önce. Ama kötü örnek olma. Evet yani. Almanya'da güneş. Ya Almanya'ya git her gün kapalı. Evet. Ruhun sıkılır ya. Hollanda'da, Avrupa'da, İngiltere'de, şurada, burada. Arkadaşlar Türkiye'nin 10 katı fazlalığında güneş enerjisi kuyu sistemi var. %30 oranında. O zaman %20'lerdeydi. %35'e çıktı şimdi şu anda. Evet. Ya kardeşim burası. Ya sahilden sonra git bizim her taraf kırsal kesim ya. Makilik her taraf ya. Aynen. Binlerce arazi. Git ve güneşe inanılmaz bir şekilde güneşe bakan araziler. Oradan geçtikçe içim cüzeler. Evet ne iş araziler. Bomboş evet. Arazi. Tarıma elverişi olmayan. Ya gidin kurun oraya arkadaşlar. Şu enerji. Dünya iklim, küresel ısınma, enerji ve gıda üzerine kuruldu bunlar. Evet. Gelecek budur. Gıda, iklim, bir de enerji. Evet. Buna sahip olan insanlar, ülkeler ayakta kalır. Aynen haklısınız gıda. Ve gıda olarak bizi çökertmeye çalışıyorlar. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Şu anda samana muhtacız ya. Saman. Geçen gittim ben baktım kuru fasulye bizim şeyden geliyor arkadaş ya. Meksika'dan geliyor. Buğday oradan geliyor. Şeker Ukrayna'dan geliyor. Arkadaş ben çıldıracağım ya. Ve pirinci baktım Yunanistan menşeli var ya pirinçte. Ya ayıptır evet. Ya Türkiye'ye baksana ya. Ama şimdi bizim bakanımıza Fransa şey verdi, tarıma verdiği hizmetlerden dolayı nişan verdi. Ya bunu ben utanırım almaya ya. Evet. Ya bana öyle bir şey teklif, ben utanırım bunu almaya. Evet. Ya bunun açılımı şudur, ya sen Türkiye'deki çiftçiyi desteklemiyorsun, Fransa çiftçisini destekliyorsun. Oradan aldığın mallardan dolayı biz sana teşekkür ediyoruz. Evet. Kesinlikle haklısınız. Yani. Ya ben söyleyecek başka bir şey yok. Ama başkanım tabii ister istemez siyasete geliyor. Bak çok güzel bir yere temas ettiniz.
Şimdi bunlarla uğraşmak yerine güneş enerjisini yapmak, Türkiye'de bedava güneş, 300 gün dediğiniz gibi güneş var. Gidiyorlar dünyanın en pahalı elektriğini nükleer santral yapıyorlar. Ya olur olmaz bilmiyorum, ihtiyaçtır. O konuları teknik olarak bilemem dediğiniz gibi. Yani ben de bilemem. Bilemem. Ama bir mantık var ama değil mi? Arkadaş yani? Şimdi yani burada 1 sente mal oluyorsa bu güneş enerjisi, sen 13 sente garanti veriyorsun 25 yıl boyunca. 13 sentten elektrik alacağım diye garanti diyorsun, veriyorsun ya. Bu nasıl bir şeydir yani bu? Orada bile yolsuzluk, hırsızlık üzerine, yani pes diyorum yani. Bunda bile inanılmaz bir şekilde. Yani ister istemez siyasete girdik. Ama de, şimdi hayatımız siyaset. Ama programda her şey yereli siyaset. Ülke ama maalesef siyaset değil ki bu işin gerçeği. İşin gerçeği bu. Gerçeği bu. Yani gerçeği sen bu. Allah vermiş müthiş bir enerji yukarıda. Sen bunu kullanma. Evet, git öbür tarafa başka bir şey kullan. Ya bunu bana birisi iddia etsin buna. Evet. Yani. Bana bunu birisi iddia etsin arkadaşlar. Ama başkanım bunu bedava ya. Bunu yaparsa o zaman vatandaş sorgular. Ya arkadaş burada inanılmaz bir şekilde bir sente mal ettiğimiz bir enerji varsa biz niye 13 sente nükleer enerji elde etmeye çalışıyoruz? Bir, şey yani. Bir de tehlikeli bir şey. Yani herkes bunu terk ediyor. Örnek yaşanmış yani evet. İşte Çernobil olayı bir canlı Japonya'da örnek oldu, evet. Japonya'da olan canlı örnek yani bütün bunlar ortadayken biz hala o tehlikeyi almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Maalesef. Çok üzülüyorum çok. Hani görünen köy kulağımız istemez derler ya. Ali Başkan. Aynen. Hayır, görünen köy ya işte burada. Maalesef. Bana birisi iddia etsin arkadaş. Burada temiz enerji var. Ondan sonra yenilenebilir enerji var. Ben bunu kullanmıyorum. Biliyorsun nükleer enerji. Dünyanın terk ettiği enerji. En pahalı. Yani inanılmaz pahalı. Tabii süremiz çok hızlı akıyor. Çok da keyifli bir sohbet sürüyor ama ben birazcık da altyapı üst yapı çalışmalarına getireyim konuyu. Doğal gaz durumları nedir? Her taraf kazıldı, edildi. Hoş geldin bebek projesi. Onu aktaracağız çok hızlı. Onu siz sorun. Peki söyleyelim. Altyapı hızlı bir şekilde gidiyor. Şimdi şu anda en fazla yerleşim alan bölgemiz olacak bizim. Evet. Şu anda 700-800 tane inşaat devam ediyor. Doğal gazı çalışmaları. Altyapı çalışmaları orada bitti. Üst yapılara başladık şimdi. Üçte ikisini döşedik. Kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, bir de elektrik projesi, yeri altına alınma, bir de doğal gaz projesi. Beşini birden götürdük. Yani 1,5 yıldan beri büyük eziyet verdik ama bunların hepsini kazandırdık ve şimdi hepsi bitti. Üst yapısına başladık. Devam ediyor. Üçte ikisi bitti. Bu arada örnek köy ve Armutlu'ya doğal gaz getirdik. Onun ve artı yüzyıllardan beri dere yakan fosetikleri biz artık arıtmaya aldık. Kemalpaşa'nın %94'ü şu anda arıtmanın içinde. %94'ü. Çok güzel, yüksek bir oran. Yüzyıllardan beri derelere, o pislik akan dereler artık sinek üretmeyecek, hepsini arıtmaya aldık. Yok insanlar o yollarımız, ya kardeşim affedersin ben senin pisliğini aldım ya, temizledim. Yüzyıllardan beri akan o pisliği, dereye akan pisliği, sinek üreten ve ilkel şartlarda olan bir şeyi ben seni arıtmaya aldım. Lütfen biraz bekle. Kış girdi, benim makinelerim bekliyor şimdi. Sütçüler yorumu bekliyor, Halil Bey'i bekliyor kıştan dolayı. Ondan sonra Armutlu bekliyor, Kızılca bekliyor. Şey de kolay olacak gibi geliyor başkanım. Yani hem tabii asfalt sezonu hakikaten ben de biliyorum yani biraz bu işleri, yıllarca da inşaatla da uğraştım. Baharla birlikte ancak başlanır. Kışın yapacağınız asfaltın hiçbir faydası yok. Hayır yani bir hava şartı, belirli bir sıcaklık olması lazım yavrum. Ama şimdi bildiğim kadarıyla hem Büyükşehir bu konuda kapasiteyi arttırmak için bir mücadele veriyor. Hem de Bornova Belediyesi size çok yakın yeni büyük bir asfalt şantiyesi kuruyor. Belki duydunuz Mustafa Başkan. Evet. Belki onunla da bir paslaşma söz konusu olabilir. Valla şu anda Mustafa Başkan'a bana söz verdi. Çok sağ olsun. Benim kardeş şehrimsin dedi. Hatta onun iş yeri de bizim Kemalpaşa'da ya. Bak çıkarttırım adını sana. Çok seviyorum kendisine. Evet, dedi valla büyük destek vereceğim dedi. Şu anda Karşıyaka Belediyesi olsun, Konak Belediyesi olsun, Bornova Belediyesi olsun. Büyük destek veriyorlar. Buradan hepsini şükranla... Ay size de yakın o şantiye. Ben tahmin ediyorum. Başkanım dedi. Yazla birlikte size o konuda da çok faydası olacak diye düşünüyorum. Haftanın iki günü sana çalışacağım dedi ama... Son zamanlarda çok büyük zam geldi ya her şeye. Kendi akşam başlaydık beraber düşünüyor.
Ya veriyorsun ama ayı veriyorsun vermez miymiş ama dedi çarşıya çok pahalandı ya diye. E dedim yaptık hiç yapma. Biz indirimde olduk. Yani verin o başkanın hepsi verin sağ olsunlar. Kemal Paşa'ya pozitif herkes pozitif ayrımcılık yapıyor. Beni de seviyorlar sağ olsunlar hepsi. Ben de onları çok seviyorum. Çok coşkulusun başkanım. Motive ediyorum seni. Yani iyi gidiyoruz hep beraber. Ne yapalım? Evet. Sevgili seyircilerimiz, bu arada Kemalpaşa Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çok güzel, çok sevimli bir projeye başlattı. Hoş geldin bebek dedi. Değil mi? Başkanım. Geçen 2009'da ben başlatmıştım. İnanın ki eşimle beraber 1300 tane bebek ziyareti yaptık biz. Eve gittik çantamla çok beraber. Güzel, ne güzel anlar. Eşimle beraber. Yeni doğan çantasıyla. Ve şimdi dolaşıyorum ben. Tabii yeni doğan bebek çantası. İçinde her şeyi malzemesi var falan. Aha. Evine gittik. Kapıyı çaldık. Dedik merhaba biz geldik. İşte hediyemiz bu. Bebeği aldık. Sevdik. Fotoğraf çektirdik. O arada bütün apartmanlar geldi. Herkes geliyor. Muhabbet ettik falan işte. Bu sene de devam etti. Pandemi girdi araya. Biz gidemedik. Ama benim ekiplerim var. Onları da aynı şekilde çanta veriyoruz. Onları ve ardından bir tane zeytin ağacı dikiyoruz. Onun adına. Onu bilmiyorduk. Çok güzel. Tabii zeytin ağacı yerimiz var şimdi. Her bebeğin şimdi bir tane ağacı var. Zeytin ağacı var. İsmini de yazıyoruz oraya. Bebek diye. Çok güzel. Evet harika bir şey. Ondan sonra bebek çantasını dikiyoruz. Ona gidiyoruz. Bir de yeni doğan bebeklerimizi nerede doğarsa doğsun bayan bir şoförümüz var. Bir şeyimiz var. Taksimiz var. Gidiyor. Şu anda monitörden de görebiliyoruz. Gidiyor, hastaneden alıp geliyor. Evde telefon ettiği zaman muayenesi olursa evet. Alıyor evden, muayene hastaneye yani getiriyor. Yani doğuma götürüyor, doğumdan getiriyor. İlk aşıyı götürmeyi aşı biraz zor. Hepsi, hepsi. Hepsi. Çok güzel. Kim ne derse desin, bebekle ilgili evet. Ne olursa, alo bebek, ekranda ben gidiyorum. Evet, ekranda görüyoruz. Ben... Evet. Buradan bir hemen Kemal Paşa'lı seyircilerimize de bir anons yapayım isterim. 0537-731-8686 WhatsApp numara ihbar hattından da bu alo bebek, hoş geldin bebek, alo bebek, hoş geldin bebek ile ilgili haberlerinizi bekliyoruz. Belediyemiz bu konuda hizmetlerini taşıyacaktır. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim. Evet. Dilerseniz bir de gene güzel bir mola evi projeniz var. Gene bu da çok özel bir proje. Bitmek üzere. Şimdi engelli çocuklarımız var bizim. Engelli hı-hı. Vatandaşlarımız, çocuklarımız var. Anneleri devamlı onlarla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. İşte pazara gidecek bırakamıyor. Şunu yapacak bırakamıyor. Bu dedik ki böyle bir mola evi açalım. Orada çocuklara biz öğretmenlerimizin nezaretinde her türlü el işlerini yaptıralım. Onları evet. Oyalayalım ve topluma kazandıralım. Anne bir yere gideceği zaman getirip çocuklarını bırakacak oraya. Evet. Biz bakacağız. İşi bittikten sonra gelip alıp gidecek. Öyle bir mola evi yap diyoruz. Uzun dönem bırakırlar bari evi. Bıraksın hiç önemli değil. Çok güzel. Yani gece de kalacak halleri. Evet. Yani. Geçmesine söyleyeyim ama orada yani deneyimli kaynaştırmaya. Aynen öyle. Öğretmenimize de eğitim vereceğiz. Hem el işlerinde işte bir şey üretime katkı sağlama çalışacağız. Hem de annesine bir nevi nefes aldırma. Da. Sosyal hayatını kazandırma. Onlar da nefes alsınlar tabii. Pazara gitsin, işi varsa işine gitsin, bir şeyler ne yapacaksa yapsın. Öyle bir mola evi açtık. Açılışını da önümüzdeki hafta yapacağız. Çok şimdi güzel. Son aşamaya geldik. Evet. Yolunuz açık olsun. Ali Bey siz galiba bir konuya değinmek istiyorsunuz. Yok işte siz girdiniz ya bu hoş geldin bebek konusunu söylemiştim size. Bunu anlatın diye. Onun dışında başkanım çok güzel projeler yürüyor. Eğitimde fırsat eşitliği dediğiniz bu engelli vatandaşlarımıza değil mi? Sosyal hayata kazandırmak için yapmış olduğunuz projeleri tanıttınız. Bizlerin ekrana getirmek istediğimiz ne var diye bakıyoruz bu bir yandan. Ben hemen çok hızlı bir şekilde şuradan geri dönüşlere bakayım. Çünkü seyircilerimiz de ciddi bir paylaşım yapmışlar. Muammer Altın Köylü'nün çiftçinin dostu başkanımız her zaman çiftçinin yanında demiş. Metin Bilir başkanımız yerli tohum çalışmalarınız için teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir çalışma. Yerli tohum çalışmaları evet, için. Evet. Bunu dile getirmek tohum takas şenliği konusu ve yerli tohum olayı evet. Çok önemli. 35 bin fidan dağıttım ben yazın. Çok biber, güzel. Patlıcan, işte domates fidanı. Bunu da yaygınlaştıracağız her zaman zaten. Çok güzel. Başkanım bir de şeyi dikkatimi çekti. Yani Kemalpaşa Belediyesi'ne hariç tarım alanı dedik ya Kemalpaşa. Evet. Belediyeye ait taşınmazlar var mı? Var. Böyle? Evet var bizde.
Bir de ilginç bir şey, yani takdir ediyorum bu konuda sizi. Yani birçok yerden biz bu konuyla ilgili serzenişlerde alıyoruz. İşte meraları sattılar, şunu sattılar. Sizin hem geçmiş döneminizde hem bu döneminde hiç bu tip sorunlar olmadı. Yani siz belediyenin hiçbir ihtiyacı olmuyor mu? Hiç yer satmıyor musunuz? Asla satmıyorum. Hiçbir zaman ben mal satmasını sevmem. Evet, hem özel hayatımda yani öyle, hem belediyede kazandırdım yani. Sizin 5 yıllık geçmiş dönemdeki başkanlığında, gerek 3 yıllık bu dönemdeki başkanlığında Kemal Paşa ile ilgili hiç bu konuda bir şikayet ya da herhangi bir serzenişte bulunmadı insanlar. Dediğim gibi yani siz biraz daha böyle Anadolu insanının hani satmak, dil almak tarafında. Aynen öyle. O yapı var bende. Mesela evet. Geçen dönemde 62 dönüm yer bu Torbalı yolu üzerinde belediyeyi kazandırdım. Ama öbür kişiler satmaya çalıştılar. Çok büyük tepki gelince satmaktan vazgeçtiler işte. Öyle duruyor. Asla ben satmak taraftarı değilimdir. Kalsın yani bakınız üniversite gelecek diyoruz ya. Üniversite. Evet, evet. Alın size uygulama alanı. 150 dönüm arazi. Buyur. Buyur kardeşim. Al, gel, ben yani benim üretsin. Burası ben Türkiye Cumhuriyeti benim yuvam. Benim malım devletin malıdır. Öğrencilerin evet. Halkın malıdır. Halkın malıdır. Yani sen nasıl ya nasıl vermem ya? Devletler bakanlıklar arasında o yer benim, bu yer. Hayır, o yer herkesin. Halkın, önce halkın. İşte şuraya alacaksın, burası bu bakanlık onu vermiyor, o onu vermiyor. O nasıl vermiyor kardeşim ya? Biz aynı memleketin, aynı ülkenin çeşitli bakanlıklarıyız. Hep beraberiz. Şahsıma mı alıyorum şahsıma ben? Mı alıyorum? Halk evet. için yani yapıyoruz biz evet, bunu. Doğru. Onu ben onun için, üniversiteye onu söyledim. Her şeyim sizin. Yani bence, belediye istiyorsan belediye çıkayım. Her şeyim sizin. Ya söz... devletim ben, yani ben devletimin insanı, benim... Yurdumun çocuklarının ya. Ben, üniversite kimin? Devletimin, benim. Kilit söz bu. Ben size ne verebilirim dediğiniz anda bence o üniversite yönetiminin bütün yelkenlerini suya indirir. Odur yani. Abi bundan önceki bak niye gelmemişler? Bana ne verirsiniz demiş adam. Evet, soru ters soru. Sizde tam gelmesi için ben size ne verebilirim diye gittim ben. Sorun çözüldü. Mesele bu yani. Çok keyifli bir programdı ama programımızın da sonuna geldik. Biraz daha konuşalım. Bugün cumartesi. Akşam ayda konuşalım. Hakikaten çok keyifli ya. Başkanla konuşmak ben farklı başkanla konuşmak çok keyifli. Sizden ben son sözleri alayım. Sonra da başkanımızın konuşmak istediği diğer bir konuya. Vallahi ben şimdi inanın bütün başkanlarımızla çok keyifli programlar yapıyoruz ama Rıdvan Başkan programa gelir gelmez inanılmaz bir enerji verdi bize. Pozitif bir enerji verdi. Ben buradan Kemal Paşa halkına da seslenmek istiyorum. Başkanımızla 2024 yılından sonra metronun açılışını inşallah birlikte yapmak istiyoruz. Evet. Hep birlikte Ayşegül Hanım, Hakan Bey, ben, bütün çalışanlarımızla birlikte oraya katılma sözü veriyoruz. Başkanımızın önderliğinde Kemal Paşa'ya o metroyu kazandırabilirsek hep birlikte orada olacağız. Ben diyorum ki Rıdvan Başkan'ın kıymetini bilelim. Önümüzdeki sezonda da, önümüzdeki dönemde de bütün tecrübeleri tap yapmış, bilgisiyle, liyakatıyla, her şeyiyle Kemal Paşa'ya kendini adamış Rıdvan Başkan'a sahip çıkalım. Kendisine bize harika bir sohbet yaptığı için çok teşekkür rica ediyorum. Ederim, sağ ol, var ol, iyi ki varsın sevgili başkanım. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Bütün seyircilerimize de sürçülisan ettiysek affola diyorum. Sözü başkanımıza bırakıyorum. Çok müthiş bir altyapı çalışması var Kemal Paşa'da. Biliyorum herkes yol için sıkıntılı. Ekonomik sıkıntı var. Bu en kısa zamanda bunların çözümüne başladık zaten. Hava muhalefeti geldi maalesef. Herkese ben çok özür diliyorum. Ama en kısa zamanda bu altyapı sorunu çözüldü. Şimdi üst yapısını başladık. Biraz sabretsinler. Elimizden geldiği kadar yolları düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni bir asfalt şantiyesi ben de kuruyorum. Stabilize dökmek için. Bornova Belediyesi Mustafa Başkan sıcak asfalt şantiyesi. Ben stabilize şey kuruyorum. Stabilize. Evet o diğerinden. Onu kuracağım. Günde aşağı yukarı 4-5 kilometre asfalt döküme imkanına sahip olacağım ben. Çok güzel bu 2 ay içerisinde kurulacak. Bu yaza kadar zaten asfaltlanmamış yer kalmayacak. Yani düzeltilmemiş yer kalmayacak. Ve
yüzyıllar boyu gidecek bir altyapısı sorununu Kemalpaşa'da çözüyoruz. Çözdük de zaten. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber. Çok büyük yatırımlar var. İkinci bir Uluca arıtma yapılıyor işte. %93, %94 pis suyu, yağmur suyunu aldık. Derelerden kurtardık. Büyük bir oran. Yüzyıllardan beri. Yani Türkiye ortalamasında da, dünya ortalamasında da çok büyük çok bir büyük ortam. Daha da Anadolu'da daha da fosfetliklerini, ben bütün evet. koca koca şehirler daha da arıtma yok. Yeşil ırmağa veriyorlar. Evet. Ben de iyi biliyorum. Daha da daha da. Şimdi Kayseri'ye gideceğiz çok, biliyorsun. Yani %95 tabii. oranı büyük bir oran. Şimdi Kayseri'ye gideceğiz biliyorsun ayın 17'sinde. Evet. Bizim 3 günlük bir kampımız var. Büyük bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları. Daha önce Antep'te yapmıştık. Şimdi Kayseri'de gideceğiz. Yani birçok büyük şehirde yoktur arıtma, bu kadar arıtma. Biraz sabretsinler. Çünkü alta yatılan yatırım görünmüyor. Evet. Ama çok değerlidir. Bir yağmur suyu. Yüzyıllardan beri, asbestli borulardan su içiyor halkımız. Bunları evet. değiştiriyoruz. Evet. Yağmur suyu. İşte her tarafı su basıyordu. Bir gram yağmur suyu şu anda hiçbir şekilde sokakta bulamıyorsun. Dereye veriyoruz. Bir de ayrıldı. Tabii ayrılmak zorunda. Bunların yapımı çok zor sürüyor tabii. Çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama zor sürüyor. İşte doğalgaz istiyor herkes. Yapıyoruz. Şimdi herkes Ulucak'ta herkes doğalgaz yakıyor. Nasıl geldi o? Ben havadan mı getireceğim onları? Alttan getireceğiz. Zahmeti olacak. Ha deyince olmuyor. İşte Örnekköy'e geldi. Armutlu'ya geldi. Kazdık hepsini. Bunların hepsi yapılacak. Bir de bize biraz daha müsaade etsinler. Şu havalar biraz daha yağmur kesilsin zaten hemen başlıyoruz. Hemen şey yapıyoruz. Birkaç çevre yolu var. Yani bu yıl bizim 2022 yılı temizlenme, düzeltme, düzgün bir yıl olacak inşallah. Yatırım yılımız olacak. Her şeyi güzel şekilde yapacağız. Güzel günler Kemalpaşa'yı bekliyor. Bize güvendikleri için de herkese çok teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye devam etsinler. Biz kimsenin, fakirin, fukaranın, dar gelirlerin, çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim kadromla beraber. Spor eğitimi olsun, dershane eğitimi olsun, etüt eğitimi olsun. Hepsini ben kendim karşılayacağım. Çünkü benim hayatımda olmazsa olmaz eğitim, spor ve kültür olmazsa olmazlarımdandır. Kendi eğitimci olduğum için. Gençler olmazsa olmazlarımdandır. Kesinlikle onların hepsini kucaklıyorum ben. Dar gelirli insanlara yardım etmezsem benim olmazsa olmazımdır. Hepsinin yanındayım. Onun ev hanımlarının, kadınlardan yanayım ben. Şiddete hep hayır diyoruz zaten. Onların her zaman yanındayız. Sosyal devlet olma yolunda, sosyal belediyecilik anlayış içerisinde elimizden gelen her şeyi biz bütçemin yettiği kadar her zaman onların yanında olacağım. Rıdvan Karakayalı ve ekibine, meclis üyelerime olsun, partime olsun, bize olsun, kimse güvenini farklı bir konuda yormasın, bize güvensinler diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yaparsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elemanları, onların güvendiği insan, seçtikleri insan yaparsa en iyisini yaparlar diyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize evet. sağlık Sayın Başkanım. Evet sevgili seyircilerimiz, bir canlı yayının daha sonuna geldik. Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakaya'yı ağırladık. Birazcık daha sabredin, Kemalpaşa'yı güzel günler bekliyor dedi başkanımız. Sevgiyle kalın, katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi bir hafta sonu olsun. Teşekkür ederim.